MHP lideri Devlet Bahçeli'de grup toplantısında yaptığı konuşmada hükümetle aynı dili kullandı. HDP'yi bombalayan Bahçeli sıkıyorsa IŞİD'in karşısına çıksın diyerek tepki gösterdi. Evet, partilerin grup toplantılarındaki gündemi Kobani olaylarıydı. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye milli hafızaları silik ifadeleriyle yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise MHP'yi AK Parti'ye koltuk değneği olmakla suçladı. AK Parti grubunda konuşan Ahmet Davutoğlu ise hem CHP'ye hem de HDP'ye Kobani olaylarına destek vermekle suçladı. Denizli'de geçtiğimiz yıl iki taraftar grubun arasında çıkan kavgada silahla öldürülen Fatih Eroğlu'nun sanığıyla birlikte olayın meydana geldiği yerde geniş güvenlik önlemleri altında keşif yapıldı. Sayın seyirciler, Bilecik'te bir apartmanın deposunda yangın çıktı. Alev yoktu ama duman kısa sürede bütün katlara yayıldı. Apartmanda bir anda panik havası oluştu. Afyonkarahisar'da imamlık yapan İsmail Yüksel, çocukluktan bugüne en sevdiği uğraşı resim sanatını hiç bırakmadı. Namaz sonrası geriye kalan zamanlarda resim yapan İmam İsmail Yüksel, camiler ve din görevleri haftası dolayısıyla bir de sergi açtı. İşte o sergiden kareler.